Günaydın. Bugün vlog çekmeye karar verdim. Dün de makyajımı tam olarak silmedim çünkü uykum vardı. Bugün ne yapacağım ben de bilmiyorum ama pazartesi günü dershanem başlıyor. Sosyal hayatımı bitirecek olan dershane. Çünkü sabahtan akşama kadar galiba. Bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Hatta dün onun seviye belirleme sınavına girdim. 60 sorudan 21 soru yaptım. Zaten Türkçeden 10 soru çözebildik sayısal olduğum için. Yani gerisi değerlendirmeye alınmadı ve ben zaten puanı paragraftan kasıyorum. Matematikten ne çözdüm hatırlamıyorum. Bir soru mu, iki soru mu ne salladım böyle mantıklı sadece. Fizikten hiçbir şey yapmadım. Kimyadan bir tane çözdüm galiba. Emin değilim, hatırlamıyorum. Bir de biyolojiden çözdüm biraz. Biyolojiyi fullemişim. Öyle dedi hoca. Bilmiyorum ama mesela bu dershaneye yeni kayıt olanların sınıfını belirlemek için daha çok bizim girdiğimiz eski denemeleri de işin içine katacaklar ve ben onlarda dereceye girmiştim hep. İlk onun içindeydim sürekli. Çünkü TYT'ydi. Benim TYT miyi? Elim ağrıdı ya. Yani çok çıkamayacağım dönemlere yaşıyorum. Sivilce çıktı, çok sinir bozucu. Çok çıkamayacağım dönemlere gireceğim için çıkarım. Otururum bir kafeye. Yazı yazarım. Today ile yazdığımız şeyin üstünde biraz çalıştım. Hala tam olarak mükemmel değildi ama artık tükendim. Yani dün oturduğum kafeye denemeden çıkıp full onunla uğraştım. Onu da linkini aşağı bırakıyorum okumak istersiniz diye. Benim çok uykum olduğu zaman böyle gözlerim yaşarıyor, baksanıza ağlamış gibi duruyorum. Ve bugün ekstra fazla uykum var. Normalde böyle uyandıktan sonra işte elim yüzümü falan yıkadıktan sonra yatağımda yatarak kitap okuyorum ve daha konforlu yatarak okumak. Şu sinirimi bozuyor ya. Her neyse, bugün o kadar uykum var ki ve geç de yatmadım. 11'li bir şeydi ben uyuduğumda. Hala uykum var ve şu an saat 12 hani. Geç de uyandım. Ben de kitabımı aldım. Şimdi kahve mavi bir şeyler yapacağım öyle. Ondan sonra ayılırsam şu kitabı gerçekten bitirmek istiyorum. İçinde 50 soru var. Hala bitmedi. Çünkü çözmedim. Bu arada ben şeye sardım. Bir ara yapıyordum. Çok fazla yapıyorum. Bunu bitirdim geçen soru çözmek yerine. Şimdi kedi boyuyorum. Bakın kedi. Şemsiyeyi bilerek çirkin yaptım. Bakın mesela kedinin yakından bakınca gözleri kanlanmış falan böyle. Tatlı giyimli bir kedi. Etrafı çok iyi ama kedi depresif. Şemsiyesi de eski. Bilerek eski yaptım. Bakın böyle eski duruyor. Bunu bilerek yaptım. Ya kendi sanatsal şeyimi buna kattım. O zaman kahve yapayım. Keşke biri bana kahve yapsa şu an. Hava sıcak ya, yok ikisi bir arada, üçü bir arada Türk kahvesi. İçemiyorum. İçemiyorum ve evde soğuk kahve tarzı yapabileceğim hazır bir şey yok. Normal Nescafe'nin üstüne süt, buz falan filan bir şeyler yapıyorum. Ama tadı iğrenç oluyor. Bunun benimle hiçbir alakası yok yani, çok şey denedim ve güzel kahve yaparım. Olabilecek en iyi şekilde yapıyorum ama tadı çok kötü. Ama yapacak da başka bir şeyim yok. Kahveyi yaptım. Şimdi içeride babamla Yağmur kendilerine tost yapıyorlar. Ben sadece kahve içeceğim. Çünkü canım bir şey istemiyor. Ama açım. Ama canım istemiyor. Bir de eğer ben de isteseydim bütün tostları ben yapmak zorunda kalacaktım ve çok üşendim şu an. Şimdi Nazım Hikmet'in Henüz Vakit Varken Gülümsün'de şiir kitabını okuyacağım. Böyle ara ara şiir kitabı olduğu için içinden rastgele şiirlere bakıyordum. Genel olarak mesela şiir çok severim ve ilk yazmaya başladığımda da şiir yazıyordum. Ya kitabın genelinde ya saçma demek ne kadar doğru bilmiyorum. Sonuçta bir emek var, bir yazılmış ama bana anlamsız gelen çok fazla şey var içinde. Ya rast geldiğim kadarıyla tamamen ilk defa bitireceğim. Hani ve genel olarak bütün şiir kitaplarında böyle sanırım. Birkaç tane daha şiir kitabım var ama daha önce hiç komple bitirmedim. Açıp açıp okuyorum arada bir. Şöyle bakıyorum. Mesela şiir kitabında
az çok bütün şiirler oluyor ya, yani karma karışık oluyor. Ve mesela atıyorum Henüz Vakit Varken Gülüm bilindik bir şiiri ve bunu Spotify'da hatta podcast tarzında mı yoksa normal şarkı şeklinde mi koydular bilmiyorum. Kendi sesinden Nazım Hikmet'im var ve çok hoşuma gitmişti. Hani her şiiri aynı etkiyi verecek diye bir şey yok. Çünkü sonuçta onlar da belli bir aşamadan sonra kendilerini geliştirdiler ve yeterli buldular. O yüzden hani mesela en iyi şiirlerini bildikten sonra diğerleri biraz yetersiz gelebiliyor size. Ama dediğim gibi kime göre, neye göre hani. Sonuçta ben onu yargılayacak kadar usta bir şeye sahip değilim. Ama bilmiyorum. Sonuçta okuyucular da yorum yapma hakkına sahiptir. Yorum yapsam ne olacak? Nazım Hikmet kendini mi düzeltecek? O da var ama böyle her neyse. Ve üstümü falan değiştirdim. Böyle daha efil efil. Böyle sıkıya böyle bir daraldım bir. Bir de malum aile evindeyiz. Saatlerce konuşasım var ama çok yorgunum ve bu tipe bakmak istemiyorum. Çok yıkık duruyorum. Böyle depresyondaymış gibi duruyorum. Hiç alakası yok halbuki yani. Gayet de mutlu bir insanım şu an. Neyse ya, ben zaten videoları hep böyle çirkin açıyorum. Ortalarda böyle saat 5'e geliyordu işte, çıktım dışarı. Böyle bir kafede kitap falan okudum, fotoğraf çekildim, yeni post attım falan. Şimdi de sahilde kitap okuyorum. Ve size videonun başında bahsettiğim o değişik, anlamadığım, yani benim mi kafam basmıyor yoksa gerçekten bir sorun mu var bilmediğim şiirlere geldim. Şu koyu renkli atlılar, atlılar, kızıl atlılar diye başlayan kısımdan hiçbir bir şey anlamadım. Ya anlayan varsa lütfen bana açıklasın. Ben bugün sizi unuttum ve şu an çok uykum var. Bakın makyajım bile duruyor. Ojelerim böyle kazıdım, canım sıkıldı. Ve üşer diye bir şey. Oturma odasında uyuyacağım. Öyle yani. Yeni fotoğraf attım Instagram'dan. Aha, gözüm çıkıyordu. Yeni fotoğraf attım, onu da bakarsınız. Makyajlı uyumayı sevmiyorum çünkü kirpiklerim artık yok olacak. Bakın uykudan gözlerim böyle parlıyor, yaşarıyor, ağlamışım gibi. Uyku var ama uyuyamıyorum. Mesela uykum varsa neden uyuyamıyorum? Ve neden bu kadar çirkin çıkıyorum şu an? Neyse ya, gerçek tipimi bildiğinizi düşünüyorum. Çirkin çıksam da bir şey. Kirpiklerim azalmış. İnsan tipleri vardır ya, ben böyle hava 50 derece bile olsa üstüne bir şey örtmeden uyuyamayan bir insanım. Ya şu omuzlarımın örtünmesi gerekiyor çünkü üşüyorum. Üşümesem bile üşüyorum. Kendimi güvende hissettiriyor bana o yorgan. Tipim nasıl kaymış ya? Neyse hadi yarın görüşürüz, unutmazsam sizi. Böyle çorap giydim. Ben sizle en son ne çektiğimi ne dediğim hiçbir şey hatırlamıyorum. Bugün pazar, yarın dershane başlıyor. Üstüme şöyle uzun bir şey aldım çünkü donuyorum akşamları. Çünkü sahil böyle dalga malga esiyor. Üstündeki şeyi çıkarıp bana verip centilmenlik yapabilecek birisi de yok açıkçası. Olsa da üstünde bir şey yok. İstese de veremez tarzı olaylar yaşandığı için. Ben aldım. Hava şu an esiyor yani, bunu üstümde taşıyabilirim. Hava biraz daha ısınırsa benim açımdan sıkıntı çünkü ben çanta bile taşımayı çok seven bir insan değilim. Mecburiyetten yani. Çantamı da hatta elimden geldiğince başka insanlara taşıtıyorum. Ya bu biraz böyle bencilce gözüküyor olabilir ama gerçekten bir şey taşımaktan nefret ediyorum. Ve hani bu sıcak olursa bunu elimde taşıyamam. Yani Sude de taşımaz işte. O yüzden yine bana patlar olay. Hiç güzel bir şey olmaz. Her neyse. Pazartesi günü dershanem başlıyor. En son sınıfın bir üstüne düşmüşüm. Son sınıf değil. Bir gelişme var. Yani
Yine aynı, yine 404'teyim. Sadece ek bir sınıf daha açmışlar. Sanırım fazla kişi gelmiş. O yüzden son sınıfa düşemedim. Ah, çok üzüldüm düşemediğime. Ama ortamına alışmıştım. Yani böyle ne kadar sınıfımdaki arkadaşlarımla, ne bileyim, her gün karşılaşıp birbirimizi tanımamazlıktan gelsek de, hani sınıftayken birbirimizi tanıyorduk gerçekten. O yüzden böyle bir sohbet muhabbet bana çok bulaşıyorlardı. Sürekli, yani gerçekten ne desem laf yapıyorlardı. Biraz sinir oluyordum onlara ama en azından bir diyalog dönüyordu ve şimdi bunları tanımıyorum. Yeni sınıfımdakilerin bir kısmını, yani onları da tanıyacağız falan. Uzun iş tanımak, tanışmak. Bir de çok kız yoktu benim sınıfımda. İki kız falan vardı. Onlar da iyi insanlardı yani. Şimdi bilmiyorum, kötü bir şey diyemem çünkü tanımıyorum hiçbirini. Ama böyle kötü biri yokmuş gibi. Yani yoktur herhalde. Şu an bilmiyorum başımıza neler gelecek. Şu an hala yürüyorum Sude ile buluşacağımız yere. Her gün sahildeyim zaten. Dün size ben bir şey çekemedim, unuttum. Galiba dün çekecektim de unuttum. Bilmiyorum. Bu videoyu ne zaman başlattığımı da hatırlamıyorum. Her neyse. Dün böyle aldım kitabımı falan. Oturdum kafeye, kahve içtim falan filan. Böyle çok güzeldi. Böyle kendimle baş başa kalmak aşırı iyi gel. Kendimi özlemişim, onu fark ettim. Bundan sonra hiç böyle normalde mesela birini bulamadığım zaman çıkmıyordum dışarı. Evde oturuyordum. Bu haftada yaklaşık en fazla bir güne tekamül ediyordu. Ama artık hiç umurumda değil. Tek çıkacağım. Tek çıkmak mükemmel bir şeymiş. Siz de tek çıkın. Yani çok güzel, mükemmel bir şey. Her neyse. Ondan sonra bir tane kağıt vermişlerdi, demiştim bize. Şu bir aylık süreçte çözdüğümüz soru sayılarını yazacaktık, demiş miydim? Demişimdir muhakkak. Hala hiçbir şey yazmadım ona. Çünkü hala hiçbir soru çözmedim. Bir tane test kitabım var, 50 soruluk. Onu hala bitirmedim, bitireceğiz inşallah. Neyse, tamam, yoruldum ya. Yol yürüyorum, bir de video çekiyorum. Hadi bay bay. Bir de şey bana çok korkutucu geliyor. Mesela son sınıf falan oldum. O yeterince korkutucu bir şey bir anda olması ama. Hani böyle okul falan açılacak, gideceğiz ya okula. Eyeliner çekemeyeceğim. Yani eyeliner çekmediğim zaman, eyeliner çekmediğim zaman bir tık artık eksik hissediyorum, ya da far sürmediğim zaman. Hani böyle alışmam bir hafta mı alıyor? Bir hafta sonra da far sürüp eyeliner çekince çok değişik hissediyorum. Ya yani benim böyle ortam yok. Bir hafta böyle görüyorsunuz beni, full böyle makyaj, böyle giyinik falan. Bir haftada böyle şey, pijama tarzı iniyorum. Bazen gerçekten pijama ile iniyorum ama böyle pijamam böyle şeyse, düz renkse, ayıcıklı pijama ile inmiyorum ki, benim ayıcıklı pijamam yok. Bütün pijamalarım dışarı inebileceğim düzeyde kendi açımdan. Mesela makyajsız iniyorum. Öyle yani. Ama böyle bence böyle çok tanınmayacak halde olmuyorum. Çünkü beni tanıyorlar. Yani tanıyorlarsa makyaj beni o kadar da değiştirmiyor. İşte bu. Işık da çok güzelmiş. Biraz daha konuşayım. Çok güzel çıkıyorum şu an. Ne konuşsam. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yazın. Eğer boş konuştuğumu düşündüğünüz için beğenmiyorsanız bir şey yazmayın. Çünkü bence dolu konuşuyorum. Eğer ne bileyim kalitede bir hata varsa, ya da böyle videonun gerçekten editlemesi ki edit de yapamıyorum her neyse. O tarz bir tekniksel bir hata varsa onu yazın. Gerisi düşüncenizi kendinize saklayın. Merak etmiyorum yani. Öyle. Bir de böyle yürüyerek konuşmak çok yorucu oluyormuş. Güzel çıkmama rağmen daha fazla konuşamayacağım. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Unutmayın ki bu dünyada sizden değerli hiçbir şey yok. Beleş psikologluk hizmetini de yapayım. Ama öyle yani. Biri gidiyor, birileri geliyor. Aileniz bir şeyler diyor. Sonra kötü şeyler dediklerini fark edip telafi etmek için iyi şeyler diyorlar ama kırılan kalp onarılmıyor falan. Öyle yani, her şey bitiyor sonuç olarak yani. Böyle arada bir acı çekiyorsanız unutuyorsunuz acı çektiğinizi falan. Yanlışlıkla unutuyorsunuz, sonra diyorsunuz ki aa, ben acı çektiğimi unuttum, hemen geri acı çekmeliyim. Onu benim kendi kendine diyor da olabilir. Ben de öyle oluyor yani. Bir acı çektirmeyi seviyorum kendime. Konuyu unuttum. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Bir şey diyeceğim. Bir insan mesela, atıyorum, araba hani yavaş geçerse geçiyorsun zaten de, hızlanan bir araba özellikle benim geçmem için yavaşladığında ve yola o kadar mutlu oluyorum ki.
Bana 200 lira verse bu kadar mutlu olmam, bak o derece. Tuğde'yi beklerken oje sürdüm bakın. Şurada da adım yazıyor artık hangi adaşıma yazdılarsa. O kadar yorgunum, o kadar yorgunum ki bugün pazartesi. Elim oje olmuş, biraz önce ojemi tazeledim. Bugün pazartesi, sabahın köründe gittim. Dershanem başladı falan. İki ders AYT matematik, iki ders geometri, bir ders de TYT matematik dersim vardı. Yani matematik öleceğim. Videoyu, yani vlog açmayı sürekli unutuyorum çünkü kafam beynimde değil. Hayır. Her neyse, o kadar kendimde değilim ki. Çok yorgunum şu an. Saat 3'e kadar falan işte dershanede ders çalıştık, soru çözdük. Sonra Değirmenlere sahile indik. Orada kızlarla soru çözdük falan. Sonra geldim ben evin buradaki, bizim evin buradaki parka geldim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Soru çözüyorum ve bir sürü kitap verdiler. Bakın şu poşet ve çantam full dolu. Bir sürü kitap var ve bunları taşıdık. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Bu arada şey demek istiyorum. Saçımı boyayasım var ve boyayacağım büyük ihtimalle ki şu hali çok hoşuma gidiyor ve çok doğal, hani kendi rengim. Ve böyle doğal çok hoşuma da gidiyor ama değişiklik istiyorum. Çünkü her hafta saçımı boyayan bir insandım. Önler açıkken kızıl, pembe, mor, mavi, her şeyi yaptım. Her şeyi yapmadım. Mor ve mor yaptım. Mavi yapmadım. Ve bu sefer komple boyamak istiyorum saçımı. Her neye boyayacaksam. Böyle kızılla mor arasında gidip geliyoruz. Ve sürekli bana farklı renk önerileri atıyorsunuz. Instagram takipçilerim özellikle. Çünkü oradan bir paylaşım yapmıştım, saçımı boyatacağım hangi renk falan filan diye. Yani bilmiyorum. Aklımdan sarı bile geçiyor bakın. O derece bir can sıkıntısındayım. Ve şu an esmerim bir tık. Yani normalde beyazmışım. O yüzden hani beyaz olduğum için, ya böyle süt beyaz değildim ama beyazdım yani. Böyle her renk ister istemez oturuyordu. Bir de bana annem çok şey der işte. Hani tenin açık, işte dudağın, gözün, burnun falan hani belirgin olduğu için hani sende hoş duruyor. Neye boyatsan tarzı şeyler söylüyordu bana. Ama şimdi ten rengim de biraz koyulaştığı için hani korkuyorum da. Böyle bir açık kahve ya da bal köpüğü tarzı şeyler de düşünüyorum. Ama bilmiyorum. O kadar bilmiyorum ki. Yani hazırlıklı olun. Kanala yakında saçımı boyatıyorum videosu gelebilir. Ve bu bir anda mavi, mor. Mor ve kızıl arasında gidip geliyoruz ama olabilir. Ama böyle 1-2 ay sonraya da sarkabilir. Çünkü bu hali de çok hoşuma gidiyordu. Hani ilk defa, ya ilk defa değil ama uzun zaman sonra kendimi böyle normal bir renkte görüyorum. Normal derken kendi rengimde. Ve bu da çok hoşuma gidiyor. Hani boyatmamın sebebi şu an kötü olması, hoşuma gitmemesi değil. Böyle de çok seviyorum ve buna da kıyamıyorum. Ama değişiklik de çok istiyorum. Yani bu konumuz bu şu an. Gerçekten üniversite öğrencisi oldum. Her türlü okulları açacaklarmış 12. sınıflar için ve çok hızlı geçti. Hani gözümüz açıp kapayınca bir anda geçecek diyordu hocalar. Tamam açtık kapadık da ben en son 10. sınıftayım yüz yüze gittiğim için. Ben 12 hissetmiyorum. Ben hala lay lay lom kafasındayım ve kendimi soru çözmeye zorluyorum. Çünkü seneye mezuna kalmak istemiyorum. Seneye ne bileyim, yani yeni bir hayata yelken açmak istiyorum, anladınız mı? Benim kurallarımla dolu bir hayata. Yani çalışmak zorundayım, çalışıyorum ama hala sanki ben girmeyeceğim hani bu 10-11 ay sonrasında, ama sanki ben girmeyeceğim. Hala inanamıyorum ona çünkü. Her neyse, öyle bana böyle Instagram hesabım falan hep aşağıda zaten. Beğendiğiniz renkler, işte sana gider falan filan dediğiniz renkler varsa DM'den yollayın. Gece gündüz renk bakıyorum. Kızıl, kızılın tonları.
bir anda bakır turuncu falan yaptırasım var şu an. Ama bu ten rengine işte böyle çok da kötü bir şey de çıkabilir, anladın mı? Böyle kararmamış olsaydım direkt yaptırırdım. Gerçi eninde sonunda beyazlayacağız, kış geliyor da bilmiyorum. Her neyse. Bu video bu kadardı. Çok dağınık oldu, özür dilerim. Gerçekten çok dağınık oldu çünkü sürekli unuttum ve bir anda aklıma gelince çıkarıp çekmeye başladım ve ben bile bilmiyorum bu vlogda neler var. Sürpriz. Hiç editine de başlamadım. Ne zaman başlarım onu da bilmiyorum. Böyle geçenlerde 2 gün arayla 2'şer video attım. Bir daha onu zor buluruz arkadaşlar.